Takıyor, buyurun. Evet, merhaba efendim. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizler? Sağ olun, biz de iyiyiz. Hoş hayırlı geldiniz. Eyvallah, çok sağ olun. Bizim yüzük kuyruğuna geldiniz artık. Uzun yıllar oldu. Aynen öyle. Hep sürekli tekrarlıyoruz ama 10 yıl, 10 yıl diye. Evet, 10 yıl sonra. Bugün yine şunu söylemek istiyorum. Bugün 7 gün değil mi aslında? Evet, son 7 gün kaldı. Son 7 gün kaldı vizyon tarihine. Vallahi arkadaşlar, yani hakikaten nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bence sizle beraber olmadan önce şöyle bir şey düşünmüştüm. Oradan başlamak istiyorum. Eğer şayet her şey yolunda giderse çok uzun soluklu bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu tarz projeler üreterek katkı sağlamak istiyorum. Birinci önceliğim, birinci hedefim o. Ben neden böyle bir hissiyata sahibim? Ülkemi seviyorum. Bayrağımı seviyorum. Birlik ve beraberliğimizi, bütünlüğümüzü seviyorum. Ve bunun önemini bir şekilde anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da bu tarz projelerle, sinema dili anlatmanın ve izleyiciye çok rahat bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyorum. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde doğdum. Babam 35 yıl görev yaptı Hava Kuvvetleri'nde. Kendim 18 ay askerlik yaptım. Askerlik görevimi bitirdikten sonra evime döndüm. 10 gün evde kaldım veya kalmadım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerlik şubesinden tekrar yeniden bana bir kağıt geldi. Ve Yıldırım Harekatı Savaş Tatbikatı diye bir aylık bir savaş tatbikatına yine böyle bir askerlikten bir görev geldi ve biz o göreve katılmak için seve seve dahil olduk. Yani evet, içinde doğdum. 19 ay askerliğimi yaptım. Eğer şayet nasip olursa da askerliğe olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan, birlik ve beraberliğimize olan, bayrağımıza olan bu sevgimi ve hissiyatımı bir şekil sinemada aktararak bu görevimi devam ettirmeye çalışacağım inşallah. Bu şekilde uzun yıllar askerlik yaptınız ama bazı dönemlerde oyuncular çok eleştiriyor. Asker filminde oynayanlar ya bedelli askerlik yapmış oluyor ya kısa dönem. Ya şöyle söyleyeyim, ben böyle bir projenin içerisinde var olmak için veya böyle bir projeyi üretmek için kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde uzun soluklu olmanın çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Eğer şayet tabii ki böyle bir durum yoksa, böyle bir projeyle ilgili bir yapım aşamasında bir şeyler yapılmak isteniyorsa, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bu durumu, bu havayı teneffüs etmek için yapım anlamında kimse bu kişi veyahut da oyuncular için de aynı şey geçerli. O havayı teneffüs etmenin çok faydalı ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu 19 ayın farkı olacak mı sizce? Ben cevap vereyim. Kesinlikle olacak. Kesinlikle. Yani Mert gerçekten asker olmak için doğmuş biri, böyle söylüyorum. O kadar yürekten, candan, isteyerek, o kadar konsantre bir şekilde işin içinde ki bunun farkını hem seyirciler hem de sizler de izlediğinizde bence fark edeceksiniz. Beraber yer aldığınız ilk proje. Evet, sinema filmi olarak ilk proje. Aynen. Sizin için nasıl geçecek? Benim için Mert'le tabii ki eşim olduğu için ve projeyi ben de 10 yıllık sürecine dahil olduğum için çok fazla üzerine konuştuğumuz, onun bu projedeki hayallerine çok dahilim, biliyorum. O yüzden de ben de işin içinde olduğum için bu anlamda çok mutluyum.
benim için hani dediğim gibi hakim olduğum bir işti Mert'ten dolayı. Fakat benim oradaki rolüm ve zaten filmde genel olarak anlatılan şeyler, sahneler çok duygulu. O yüzden kamera arkasında da eğlendik, çok iyi, keyifli geçti dememin imkanı yok. Çünkü gerçekten oradaki bütün herkes, tüm oyuncular, ekip konsantreydik. O duyguyla, sahnelerin o ağır duygularıyla birlikte canlandırmaya çalıştık. Benim oynadığım karakter de evladını kaybetmiş bir anne ve ben de o sahnenin olduğu dönemde kendi hayatımda çok büyük bir acı yaşadığım dönemde. O yüzden hep söylüyorum, ben oyunculuk yaparken sadece o alanda özgürleşiyorum ve kendime en iyi ifade ettiğim yer orası benim için, kamera önü. Yani orada Aslan'ın, çok özür dilerim, burada ben bir şeyler söylemek istiyorum. Yani biz Aslan'la her projesinde beraber ortak bir fikir birliği yaparız. Hem onun oynayacağı karakterle ilgili hem de benim oynayacağım karakterle ilgili. Birçok projede inanılmaz performansları var ve hepsini gururla, yani izlerken gururla izliyorum. Ama bu Komutan filmindeki bu anneyi, bir annenin evladını kaybetmiş bir annenin hissiyatını o kadar güzel verdi ki, ve orada bir ağıt ağıtımız var. Bunu da daha önce söylemiştik, belirtmiştik. O ağıtla Aslan'ın oyuncu birleştiği an itibariyle inanılmaz bir duygu, yani güzel bir etki oldu. Yani güzel derken insanların üzerinde çok etki bıraktığını duyuyoruz. Çok güzel mesajlar geldi, çok güzel şeyler duyuyoruz, yazılıyor. Aslında bunun sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Ben zaten oyunculuk yaptığım her işte gerçekten tüm ruhumla, tüm kalbimle karaktere can vermeye çalışırım. Burada da Züleyha karakterinde aslında o oldu. Yani ben orada o sahnede açıkçası sadece acımı yaşadım. Yani kendi acımla Züleyha'nın acısını birleştirdim ve oradaki acımı tamamen yani kamerayı vesaire her şeyi unutup tamamen kendimi oraya verdim ve gerçekten o acı benim kalbimden, böyle gırtlağımdan ve bütün ruhumdan çıktı. Aslında biraz insanların üzerinde bu kadar etki bırakmasının sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum. Pardon, çünkü araya gireceğim. Anlatırken de gözleriniz doldu. Evet. Çok özel değilse bilmiyorum ne yaşadınız, onu da bizle paylaşır mısınız? Çok üzülüyorum. İşte babamı kaybetmiştim. Evet. O yüzden biraz hala etkisi çok yüksek. Ya oyunculuk benim için bu anlamda çok güzel. Dediğim gibi bütün yaşadığım o acıyı, hislerimi o şekilde Aslan'ın ben en büyük destekçisi toprağa bıraktım. Evet. Çok bahsetmiyorum ama çok ağlamak istemiyorum. Şey yapmıyorum. Evet, yani benim bu mesleğe başlarken de her zaman yanımdaydı. Hep benimleydi. O yüzden şu anda da yani çok mutlu olduğunu ve benimle gurur duyduğunu hissediyorum. Bunu da çok sevdiğim bir kere daha söylemek istiyorum burada. Yani benim için öyleydi. Amin. Evet, toparlayalım. Beraber birbirini çok iyi tanıyan iki insansınız. Yılların bir birlikteliği, evliliği var. Evet. Bu set ortamında bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Avantajsa nelerdir, dezavantajsa nelerdir? Ben hemen söyleyebilirim. Benim için her zaman Mert'in oyuncu olması ve ikimizin de oyuncu olması çok büyük bir avantaj. Biz aynı zamanda çok iyi bir hayat arkadaşıyız. Bunu her yerde söylüyorum. Çünkü Mert benim sadece eşim değil, en yakın dostum, arkadaşım, yani ailem, her şeyim bu anlamda. Ben de onun için öyleyim ve hem iş hem eş olarak tamamen bir hani ruh eşi ve hayat arkadaşlığımız var. Bunun da tabii ki avantajını her alanda yaşıyorum. Yani hem çalışırken yaşıyorum, aynı setteyken de yaşıyorum, farklı sette olduğumda da yaşıyorum. Bunun önemli olduğunu ve bunun çok değerli olduğunu biliyorum. O yüzden şükrediyorum. İşte beraber, evde beraber hani böyle bir yani hiç sıkılmıyoruz. Sıkılma falan gibi durum. Ya biz şöyle, ama biz yani çok yoğun çalışıyoruz. Aslan 2 yıl Ordu'da bir iş yaptı. Biz geçen sene Kars'taydık. Aslan yine orada çok yoğun bir tempo çalıştı. Aslan orada çalışırken ben tabii ki İstanbul'daki işlerimi bir şekilde devam ettirmem gerekiyor. Benim bir tarafım Kars'ta, bir tarafım İstanbul'da oluyor. Yani o özlemle ilgili olan o duygular da aslında ara ara böyle güzel geliyor o da. Tatlı bir şekilde aralara giriyor.
Ondan sonra çok işte sağlıklı, güzel bir şekilde. Evet, onlar da güzel. İlişkiler, yani her şey güzel gidiyor. Yani siz daha önceki röportajlarınızda Mert Kılıç bir evde eşim olabilir ama tabii, dışarıda oyunculuktan oyuncu hocam. Hocam, aynen demiştiniz. Usta. Ben bir ara aksiyon işlerinde... Usta demeyelim ama. Olsun. Ama elimden geldiğince tabii. Ya evet, gerçekten Mert'in hani bu konuda ben her zaman söylüyorum. Aksiyonda ve hani maşallah diyeyim, atabilmesi, işte kılıç, ok kullanması, silah kullanması, bütün o aksiyon sahneleri o kadar başarılı ki, yani ben ondan tabii ki ders almak istedim. Ve o dönemde bana çok destek oldu benim o tarz projelerimde. Hala da yine öyle bir şey olsa yine ilk gideceğim kişi Mert olur. Çünkü kendi setinde de öyle, yani bazı sahnelerinde dublörlerin yapamadığı şeyler oldu. Kendi gözümle gördüm ve orada hemen işin yetişmesi için vesaire hemen her şeyi eline toplar ve kendisi yaptı. Hani filmde de o yüzden bütün sahnelerde kendi oynadı. Bence bu bir oyuncu için de çok güzel bir özellik. Çok yönetmen güzel bir de şey. Mert Bey, senaryo da Mert Bey. Bayağı maliyeti düşürmüşsün. Ya maliyeti düşürmekten öte arkadaşlar, hakikaten Türkiye'de evet benzer projeler var. Çok da kaliteli projeler var. Hepsini takip ediyorum, izliyorum. Yalnız Türkiye'de bu tarz proje üretmek kolay iş değil. Benim hakikaten bir ciddi bir tecrübem var yani bu anlamda. Aslında ben o tür tecrübeyi sinema diliyle anlatmak için yapmış olduğum bu proje. Yani her proje için iddialı değilim ama bu proje için iddialıyım. Yani bu anlamda bu işi yapabilecek güzel bir kadroya sahibiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yılı Güneydoğu'da dağda geçmiş bir danışmanımız var. Yani o sürekli zaten bizimle beraber oldu. Yani beraber çok ciddi istişareler yapıyoruz. Bu projenin sahaya çıkmadan önce en az 6 aylık masa çalışması var. Yani. Detay detay bütün sahneleriyle. Çekim süreci ne kadar sürdü? 1,5 ay sürdü çekim süreci. Sanırım çok ilginç şeyler var. Özellikle figürasyon bulmayla alakalı biz milliyetçi bir toplumuz. Antalya'da yaşadığımız ya, şeyler var. Şöyle bir şey, yani Antalya'da bunu Türkiye'nin her bir yerinde yaşıyorsun ama Antalya'da ben ileri derecede yaşadım yani. Tabii şimdi işin bir terörist kısmı var, bir de Türk Silahlı Kuvvetler kısmı var. Şimdi iki tarafa da ihtiyaç var yani oyuncu, yardımcı oyuncu anlamında. Abi terörist kısmı ile ilgili oyuncu bulamıyorsunuz yani Türkiye'de hiç kimse terörist olmuyor. Cevaplar nasıl dağılınca? Ben asker olmak istiyorum diyor. Ben diyor, eğer diyor asker olacaksam oynarım ama onun dışında diyor oynamam diyor yani. Bayağı uğraştırdı. Ya çok uğraştırdı. Ben birebir kendim ilgilendim yani. Arkadaşların hepsini ikna etmek. Yani orada bir şey anlattığımızı, bunun tamamen bizim ülkemize hizmet ettiğini, fayda sağladığını, onu yani size çok samimi söylüyorum. Her set öncesi oradaki yani iki taraf içinde, yani Türk Silahlı Kuvvetleri kısmında olan ve teröristlerin kısmında oynayan kişilere özel konuşma yaptım. Yani bu durumu hep anlattım onlara tek tek yani. Önemli olan bu işin izleyici tarafından izlendiği zaman, kitleye ulaştığı zaman ne gibi fayda sağlayacağı. Yani sahnelerin ne gibi fayda sağlayacağını teker teker herkese anlattım. Herkesin orada bir görevi var. Bu görev bu ülke için. Yani burada hepimiz bir görev ediniyoruz ama bu ülkenin sorunlarını, sıkıntılarını anlatmak için biz burada varız. Onu her bir sahnede anlatarak işi çözmeye çalıştık yani. Vizyona da çok az kaldı. Azerbaycan'da da aynı dönemde yayında olacak diye. İnşallah Azerbaycan'da ve Avrupa'da da düşünüyoruz. Ama birinci önceliğimiz şu an Türkiye. Türkiye ile ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Sizler eksik olmayın. Çok sağ olun. Hep bizle berabersiniz. Siz de bizimle berabersiniz. Türkiye'de bir de farklı bölgelerde iş yaptığınız için de farklı bölgelerde çok yoğun bir kitleniz de var aslında. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Çok güzel ve çok yoğun mesajlar geldi Türkiye'nin birçok şehrinden. Ben de kendim de bizzat sordum. Hani takipçilerimiz olsun, sevenlerimiz olsun. Çok şehirden bekleniyoruz ve Allah nasip ederse de evet birçok şehire gideceğiz. Seyircimizle birlikte o salonlarda, çünkü benim de en çok istediğim şeydi bu. Hayal ettiğimiz şeydi. Yani o salonlarda seyircimizle birlikte o heyecanlarını ve o duygularını onların yüzlerinde canlı görmek istiyoruz. Birlikte inşallah birçok şehre gidip izleyicilerle izleyeceğiz. İzleyeceğiz. 7 Ekim haftasının birçok film divizyonu gibi bir yandan da. Yani Beyaz Perde için de aslında olumlu bir şey. Ama tabii, sizin açınızdan rekabet ortamının olması... Abi rekabet olmalı zaten. Yani rekabet %100 olmalı.
olmalı. Rekabet olmazsa kaliteli proje üretemez. Yani yarış olmalı. Yarış %100 olmalı. Türk sineması adına da çok güzel bir şey. Çünkü pandemi dönemi bu anlamda sekteye uğrattı maalesef. Hani sinema salonları kapandı, filmler durdu. Şu an bizim de bütün kalpten önceliğimiz her zaman sinema. Çünkü sinema için bir şey yapmak istiyoruz ve iyi ve güzel projeler olduğu zaman seyircinin tekrar o salonlara gitmesi, tekrar ya sinema salonları hepimiz için çok özel. Yani herkesin çok güzel anılar biriktirdiği yerler, duyguları, müzikleri, sesleri çok canlı canlı büyük ekranda izlemek hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden rekabet olması çok güzel. İnşallah bütün filmler çok güzel gişeler yapsın. Ben çok samimiyetle söylüyorum. Bu sene çok güzel projeler. Evet. Çok güzel. Yani sinema adına yapılmış inanılmaz güzel projeler var. İzleyici çok keyifli bir şekilde tatmin olacak yani İnşallah, bu anlamda. İnşallah evet. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Detayı aşağıda. Aşağıda. Abi cansın abi. Çok teşekkür ederim.